Yepyeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün tekrar Zuba videosu çekiyoruz. Çünkü bugün Zuba'ya yaklaşık bir hafta önce yeni bir karakter gelmiş. Çok çekmemi istediğiniz için ben de geç de olsa bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir şey var, ilk önce karakterimizi görmek adına şöyle oyunla alımları bir geri yükleyelim. Ve karakterimiz burada gördüğünüz gibi domuz ve boksör bir karakter olarak getirmişler karakterimizi. Öncelikle karakter kaçıncı ligde çıkıyor? Bunu videonun başında göstermek istiyorum. Çünkü bu videonun başını genelde çok iyi izlemiyor bizim millet. Arkadaşlar 5. ligden sonra bu karakteri kasalardan çıkarma ihtimaliniz var. Biraz da kısım dükün sesi rahatsız ediyor beni. Şimdi gelelim karakterimizin özelliklerine. Ama gelmeden önce şu Rocky ve Nico hala nasıl erken erişimden çıkmadı? Gerçekten yazık yani. Başka bir şey demeye gerek yok. Evet, ismi Bali'ymiş ve altında da zaten profesyonel güreşçi olarak yazıyor, yazmışlar. Evet, ilk önce hazırsanız pasifine bakalım. Acil durum atıştırmalıymış ismi. Bali'nin sakladığı iki sarf malzemesi olduğunda yenilmek üzereyken bunlardan birini yiyerek %20 CP yenileyebilir. Tamam, güzel. CP diyor, HP değil yani. HP can oluyor, CP de işte bu staminası diyeyim size arkadaşlar. Gücü mücü doldurma süresi falan. Aktifine baktığımızda güreşçilik kombosu. Bali rakiplerini cüssesiyle vurarak kalkan kazanır ve güçlü bir güreşçilik hamlesi kombosunu etkinleştirir diyor. Ya yani içgüdüsünü bilmiyorum da içgüdüsü de büyük ihtimal genelde aktifiyle bağlantılı olduğu için arkadaşlar, bunu da zaten birazdan Bali'nin videosunu izlerken, savaşlarını izlerken görebilirsek göreceğiz. Sağlığına geldiğimizde bir levelde 1400 sağlığı varmış, hasarı 950'ymiş, en fazla vuran ise yaymış arkadaşlar, hızı da 76'ymış, karada 48, suda 28 olmak üzere. Yay, mızrak ve av tüfeği kullanıyormuş. Mızrağı 360 dereceymiş, yay tekli atışmış, av tüfeği de saçmaymış, ileri doğru atılan tarzlanmış. Vallahi şunu söyleyebilirim ki birazdan zaten savaşlarında göreceğiz iyice karakteri de, çok da beğenmedim gibi ya arkadaşlar. Hızı çok düşük, sağlığı çok düşük. Bir tank olarak çok düşük ki zaten yani 5. lige koyduysanız oyuncuları JS yapmak için düşük ligde tuttuğunuzu düşünmüyorum. Karakter çok da iyi olmadığı için düşük ligde tuttuğunuzu düşünüyorum ben. Neyse, şu kasaları açalım ve yeni karakterimiz Bali maçlarına bir bakalım. Güzel mi değil mi? Ondan sonra savaşlardan sonra son yorumlarımızı yapar, videoyu kapatırız. Haydi herkese iyi seyirler. Evet, şimdi kontrolü savaş videolarına geçmeden arkadaşlar, karakterimiz 20 levelde 19.924 sağlığa sahipmiş arkadaşlar. Yanındaki artı 2.989 sağlık ise bu 12 level kastan gelen ekstra sağlık oluyor arkadaşlar. Ve totalde yaklaşık 22.000 cana ev sahipliği yapıyormuş bu karakter. Hasarına baktığımızda ise yayla 5.693, mızrakla 4.270 ve tüfekle 4092, totalde 14.000 küsür bir hasarı varmış bunun ve dediğimiz gibi en fazla hasarı yay vuruyormuş. Hemen son olarak maksimum levelde hızına bakacak olursak karada 58, suda 34 hıza ev sahipliği yapıyormuş. Ve geldik en önemli yerlerden birine, içgüdüye baktığımızda arkadaşlar, tam combo yapıldığında Bali'nin hasarında geçici bir artış elde edilir diyor. Bunun İngilizce anlamı bu şekilde. Yani tam böyle combo yapıldığı zaman Bali geçici bir hasar artışı alıyormuş. Ve bu hasar artışını birazdan videoda izleyeceksiniz. Gerçekten içinden geçiyor rakiplerin. Ben videoda ara ara durduracağım ve sizlere aktifinin pasifinin nasıl çalıştığını göstereceğim. Videolu bir şekilde görmüş olacaksınız. Çünkü bana biraz başta karışık geldi karakter. Ondan sonra izleye izleye daha detaylı anladım ve sizlere de direkt anlatacağım. Sizler de savaşta karakteri iyice anlamış olursunuz. Haydi şimdi savaşa geçelim. Özellikle burayı dikkatli izleyin arkadaşlar. Aktifini kullandığında alt tarafta bir bar çıkıyor ve o barın ortasında görüyorsunuz böyle mavi bir şey var. İkinci kere aktifini kullandığında o ortadaki bara denk getirirse kombosunu uygulamış oluyor. Hem içgüdüden hasar artışı alıyor, hem de rakiplerini yukarı atıp ekstradan da yumruk hasarı verebiliyor. Bunu da eklemek istedim. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody
Şimdi şu kombonun nasıl yapıldığını anlatacak olursam arkadaşlar Shelly'de birazdan yapacak görürsünüz. Rakibinizin üzerine tam denk getirirseniz aktifinizi hem bir kalkan kazanıyorsunuz hem de her şeyiniz sıfırlanıyor. Her şeyiniz sıfırlandığı için o alttaki mavi bara denk getirirseniz rakibinizi havaya atıyorsunuz ve yere indiriyorsunuz. Tekrar her şeyiniz sıfırlandığı için rakibin içinden geçerek kombonuz etkin hale gelmiş oluyor. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursam arkadaşlar, ben karakteri çok beğenemedim. Evet, savaşta böyle herkes yok ediyor falan görüyorsunuz ama birincisi onlar botlar. Botlar olmasa bile orada Kontal mesela biliyorsunuz ki çok güçlü bir hesabı sahip. Her şey max artı max bir oyuncu. Yani elektrikli eldiveni var, feromonu var, kası var, gözlüğü var. Üzerine atladığı zaten 5 saniyeye yakın bir stun yiyor. Bu stun yedikleri süre zarfında çok kolay rakipleri öldürdüğü için karakter gözünüze güzel gözükebilir ama feromonsuz ben çok da bir iş yapacağını düşünmüyorum. Tamam, çok güzel böyle yumruk atıyor, staminasını fulluyor, direkt bütün silahlarla tekrar atış edebiliyor. Rakibe aparkat vurup yukarı kaldırıp yere indiriyor. Bunlar güzel şeyler ama karşıda da bug gibi bir karakter olduğunda nefes alamazsınız. Dük gibi bir karakter olduğunda nefes alamazsınız. Onun dışında ne bileyim, çalılardan uzak olduğunuzda Ruby ile karşılaşırsanız, Ravi ile karşılaşırsanız, Pepper ile karşılaşırsanız, Nyx gibi bir karakterle, vurkaç karakterlerle karşılaşırsanız nefes alamazsınız. Bu karakterin sadece Bruce'a, Jayde ve bu tarz yakından artık belli bir komodan sonra bir işe yaramayan karakterlere sıkıntı yaratacağını düşünüyorum ama diğer karakterlere çok da bir üstünü kuracağını şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Haydin yorumlarda buluşalım. Sizce bu karakter güzel mi? Sizler beğendiniz mi? Yorumlar kısmında ben de yazmayı unutmayın. Daha fazla Zuba videosu için de kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben de ne kadar namussuzluk yapsa da bu oyunu gerçekten seviyorum ve özlüyorum. İnşallah Temmuz'da hesabımızı açacaklar diye umut ediyoruz. Açarlarsa kaldığımız yerden devam ederiz. Sizler de bize destek olaraktan dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Bay bay.